Herkese merhabalar. Bu videoda Bera Holding şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün bir şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri ve varlıkları katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şirket 2024 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Türk lirası bazında bilançoların seyrine baktığımızda enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançolarda satışların bir önceki yıl aynı döneme göre biraz düştüğünü görüyoruz. Fakat faaliyet kârı çok güzel bir yükseliş yaşamış ki faaliyet kârı çok daha önemlidir benim gözümde. Net kâr tarafında da bir artış var. Gayet güzel pozitif bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Fiili dolaşım oranı %63,50 boyutunda. Ben halka açıklık oranı 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı bence biraz yüksek. Bu da tabii ki fiyatlamaya yansıyor diye düşünüyorum. Fiyatlamaya baktığımızda çarpanların düşük çarpanlarla işlem gören bir şirket olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada sadece bu çarpanlara bakmak doğru değil. Şirket holding olduğu için Türkiye'de birçok holding zaten düşük çarpanlarla işlem görüyor. İçinde bulunduğu sektörün ortalamasıyla değerlendirmek lazım. O yüzden de çok da ucuz olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir. Hem halka açıklık oranı, sermayesi, lot sayısının büyüklüğü ve holding olması nedeniyle esasında fiyatı adil fiyata yakın bir fiyatta da olabilir. Çok ucuz olduğunu düşünmek yanıltıcı olabilir. Ortaklık yapısına baktığımızda Deva Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayedeki payı %7,54. Oy hakkı oranı %7,54. Halka açık kısmında bulunduğu diğer dediğimiz alan sermayedeki payı %92,46. Oy hakkı oranı %92,46. Eşit ve adil bir ortaklık yapısı var. Ben böyle şirketleri uzun vadeli sepetime de ekleyebiliyorum. Tabii ki sizler yatırım yapmadan önce mutlaka şirketin hakim ortaklarını araştırmalısınız. Bu kurumlarla ortak olmayı ister misiniz, istemez misiniz? Buna kendiniz karar vermelisiniz. Bu şirket dediğim gibi ortaklık yapısını iyi inceleyip ortaklarını iyi kontrol etmeniz gereken şirketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sermaye artırımı ve temettüler kısmına geldiğimizde şirket son 2 yıl 2023 ve 2022 yılında küçük çaplı temettü ödemeleri yapmış görünüyor. Temettü ödemelerini bir alışkanlık haline getirirse zaman içerisinde temettü yatırımcılarının da ilgisini çekebilir. Şu anki haliyle çok düşük temettü verimi olan bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Sermaye artırımları tarafında şirket 2023 yılında %100 bedelsiz sermaye artırımı yapmış. Yakın geçmişte bir sermaye artırımı yaptığı için yakın gelecekte tekrar bir sermaye artırımı ihtiyacı hissetmeyecektir diye düşünmeliyiz. Fon pozisyonlarına baktığımızda sadece bir tane yatırım fonu bu şirkette yatırımcı pozisyonunda. Borsada işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmakta olan birçok yatırım fonumuz var. Fakat sadece bir tanesi bu hisse senedini yatırım yapmaya uygun olarak görmüş. Kafamızda bir soru işareti oluşturmalı diye düşünüyorum. Geri alımlar kısmına bakalım. Şirket en son 29 Aralık 2023 tarihinde geri alım yapmış. Yani hisse fiyatı eğer düşük olursa şirket geri alım yapabiliyor. 28 Nisan ve 29 Aralık tarihlerinde geri alım yapmış. Demek ki şu anki hisse fiyatı şirket yönetimini rahatsız edecek boyutta, geri alım yapmayı sağlayacak boyutta düşük değil. Eğer olsaydı geri alım yapmaya devam edebilirdi diye düşünebiliriz. Yeni iş ilişkileri kısmına bakalım. Şirket en son 12 Şubat 2024 tarihinde bir yeni iş ilişkisi açıklamış. Sürekli yeni iş ilişkisi açıklayan şirketlerden birisi değil. Çok nadiren açıklama yaptığını görüyoruz buraya baktığımızda. Karlılık oranlarına bir bakalım. Şirketin brüt kar marjı %22,28 düzeyinde. Geçen yıl aynı dönemde %17,33 düzeyindeymiş. Brüt kar marjının artmış olması gayet güzel bir görüntü diyebiliriz. Faaliyet kar marjı %14,75. Bir önceki yıl aynı dönem %7,80'miş. Faaliyet kar marjını da arttırmış olması gayet güzel bir şey diyebiliriz. Öz kaynak karlılığı şirketin %28,12 olarak gerçekleşmiş. Borçluluk durumuna bakalım bir de.
Şirket nette pozitif bir şirket ve nette pozitifliği de giderek artıyor. Gayet güzel bir görüntü var burada diyebiliriz. Özellikle finansman maliyetinin arttığı ortamda şirketin kasasının parayla doluyor olması, nette pozitifliğinin artıyor olması da gayet güzel bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. Bir de grafiğine bakalım. Öncelikle tabii ki Türk lirası bazlı grafiğe bakalım. Türk lirası grafik açılıyor. Evet. Türk lirası grafiğe baktığımız zaman şöyle bir geçmişten gelen bir düzeltme evresi olduğunu görüyoruz. Önce bir yükseliş yaşamış. Şimdi bir düzeltme evresinin içerisinde olarak görünüyor. Bu şirkette ben kendim içsel değer hesaplaması yaptığım zaman 22,24 değerini buluyorum. Yani adil değerinin ben bu 22 liralar seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şu anki fiyatın çok ucuz bir fiyat olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki biraz iskonto var ama çok büyük bir iskonto olduğunu düşünmüyorum. O yüzden hani şu yükselişten sonra düzeltme sırasında teknik olarak 16,55 bölgesi bir alım seviyesiymiş. Zaten oradan teknik olarak dönmüş ve yukarıya doğru gidiyor. Büyük ihtimalle 22 bölgesine kadar gidebilir bu hareket ve ben olsaydım, elimde tutsaydım 22 bölgesinde kar realizasyonu yapardım. Daha önce de gördüğünüz gibi 3 kez buradan geri dönmüş. Dördüncüsünde de tekrar geri dönme ihtimali var ve adil değerinin olduğunu düşündüğüm için 22 bölgesinden kar realizasyonu yapmayı tercih ederdim. Şu anki duruma baktığımda fakat bilançoya baktığımızda bilançoların iyiye doğru gittiğini gördük. Yani şirketin kar marjlarının artıyor olması, faaliyet kar marjının, brüt kar marjının artıyor olması, borçluluk durumunun sürekli pozitif yönde ilerliyor olması, nette pozitif bir şirket olması gayet güzel görüntülerdi. Bir sonraki bilançoda da bu trend devam ederse, bilançolardaki olumlu hava devam ederse, bir sonraki bilanço sonrasında bulacağımız içsel değer, adil değer belki 26'lar seviyesinde de olabilir. Dolayısıyla her bilanço sonrasında tekrar bir değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. O yüzden bir sonraki bilançoyun beklentisiyle 22'den değil, 26-60 yine teknik seviye olan 26-60 bölgesinden daha sabırlı yatırımcılar için beklenebilecek bir seviye gibi görünüyor. Şirketin içsel değer arttırımına baktığım zaman bilançolar arasında bir önceki yılın aynı dönemiyle son bilançosunun arasındaki fark da %108'lik bir büyüme gerçekleştirmiş şirket. Kendi içsel değerini arttırma anlamında. Türkiye'deki enflasyonun da yaklaşık o bölgelerde olduğunu düşünürsek esasında şirket enflasyon kadar büyümüş. Enflasyondan yatırımcılarını koruyabilir şeklinde de bir değerlendirme olabilir. Yani şirketin yatırımcıları en azından enflasyondan kendisini koruyabilirdi. Bu şekilde baksaydı duruma. O yüzden 26,60 seviyesi daha geleceği düşünen yatırımcılar için bir çıkış noktası, kar realizasyon noktası olabilir. 22 bölgesi de şu anda artık var olan şu bilançoyla birlikte kısa vadeli düşünen yatırımcılar için güzel bir kar realizasyon noktası olabilir. Olur da tersine döner, tekrar bir şeyler negatife dönerse 16,55 seviyesi tekrar bu şirket için alım fırsatı olacaktır. Aşağıya doğru inerse bir sebeple 16,55'ten de ve altındaki her değerden almak karlı olacaktır diye değerlendiriyorum. Yani 16,55 ve altı alım fırsatı, 22 ve üstü satım fırsatı olarak görünüyor bana. Bir de dolar bazlı grafiğine bakalım. Dolar bazlı grafik açılıyor. Evet, dolar bazlı grafiğe baktığımızda, şöyle geçmişe baktığımızda çok büyük bir hareket olduğunu görüyoruz. Şimdi açılınca daha iyi göreceğiz. Evet, yani bu hareketler tabii ki yanıltıcı. Bunları referans almak doğru olmayabilir. Geçmişte o dönemde çok büyük bir yükseliş yaşamış. Şu anda bu hareketi hiç görmezden gelmek daha doğru olacaktır. Bu harekete referans alarak tekrar bu bölgelere çıkacağını beklemek kısa vadede yanıltıcı olabilir. Tabii ki çıkamaz mı? Çıkabilir ama manipülatif bir atakla çıkabilir. Yani şu anki bilançolarıyla ya da iş hacmiyle desteklenecek bir şekilde çıkmasını beklemem ama manipülatif bir atak tabii ki olabilir. Şirketler her zaman
içsel değerine yakın fiyatlanmayabilir. Şu içsel değerin çok üzerinde fiyatlama yaşayabilirler. Dolayısıyla tabii ki bu şirkette de manipülatif bir atak olabilir. Ona bir şey diyemem ama bilançoların seyrine baktığımda böyle bir şeyin olmasını beklemem diyebilirim. O yüzden buradaki bölgeyi, yani daha yakın zamandaki bölgeyi inceleyerek referans noktaları oluşturmak daha sağlıklı olabilir. Ona da baktığımız zaman 0,66 dolar seviyesinin bu şirket için büyük bir direnç olduğunu görüyoruz. Her buraya geldiğinde aşağıya doğru satış yemiş. 0,66 dolar seviyesini eğer kırar ise yukarıda bir nokta, bir sonraki hedefi 0,85, 0,87 dolar seviyesi olacak. Fakat önümüzdeki dönemde ben tekrar 0,66 dolar seviyesinden aşağıya doğru hareket etme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Yani tekrar buraya gelip bir kere daha red yeme ihtimali daha yüksek. Sonraki bilanço açıklamasıyla ve bu şekilde güzel bilançolar açıklamaya devam ederse sonraki hareket tarzı 0,85 dolar seviyesine gidecektir diye değerlendiriyorum. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.